Konuşma derken küçük bir yine tırnak açmaya çalışacağım. Siz tabii iletişimci olduğunuz için sizin usta olduğunuz bir alan. Estağfurullah hocam. Ben de Estağfurullah. öğrenmeye çalıştığım bir alan bu alan. Çocukla Estağfurullah. iletişim için çaba sarf ediyorum. Onu öğrenmeye çaba sarf ediyorum. Şimdi çocuğa kendisini iyi hissettirici kelimeler bulmak. Evet. Çocuğa kendisini iyi hissettirici cümleler bulmak ve bunlara yatkın hale gelmek bir eğitim konusudur Tabii. Esra Hanım. Çok doğru. Ağzım, dilim yatkın, bir konuşma tarzına yatkın. Annemden, babamdan, sokaktan öğrendiğim bir konuşma tarzına. Ya kapar mısın bir çeneni demeye yatkın. Ya. Şimdi çocukla bu iletişim tarzını konuşmaya başladığımızda ona kendisini iyi hissettirici, ona kendisini iyi hissettirici kelimeler, kavramlar ve cümleler dizinini öğrenmeye çalışmak. Mesela ben bunu öğrenmeye çalışırken yıllar işte pedagog oldum, bilmem ne oldum, işte öğretim görevlisi oldum ama hala öğrenmeye çalıştığım ve basit bir şey olmadığını keşfettikten sonra dilimi yatkın hale getirmek için kelimeler ve cümleler öğrenmeye başladım. Esra Hanım, ben defterime yazdım. Böyle elime, Harikasınız hocam. önüme alıyor. Şöyle şöyle söyleyerek ezberlemeye çalışıyor içselleştirebilmek için. Hangi kelimeler onlar hocam mesela? Mesela çok bir tane pratik bir kelime söyleyeyim. İletişim kitabı da hazırlamaya çalışıyorum. Onun içerisinde bunları bol bol vermeye çalışıyorum. Ama bir tane Evet. kelime söyleyeyim. Buyurun. Mesela çocuğun duygusundan bahsederken mutlaka olasılık ekiyle birlikte kullanmak gerekir çocuğun duygusunu. Örneğin, sinirli çocuğunuz. Şimdi şu cümle yanlış bir cümle olur. Sen sinirlisin. Şu anda sinirlisin. Evet. Hayır, cümle böyle değil. Olabilir Daha... misin acaba gibi mi? Evet. Daha da basitleştirmiş. Galiba sinirlisin. Galiba ki şu anda iyi hissetmiyorsun. Yarın konuşsak olabilir mi? Evet. Herhalde şöyle görüyorum. Mesela duygu ifade eden kelimelerden mutlaka önce cümle içerisinde olasılık ekleri tanımlamamız lazım. Çünkü duygu o olmayabilir. Evet. Yani Evet. sinirlisin dediğimde hayır sinirli değilim. Ya nesin? Seni sevmiyorum. Onun için böyleyim. Başka bir duygu çıktı şimdi örneğin ortaya. Evet. Sinirli olmayabilir. Sinirli değilim anne. Ya nesin kızım? Kaygılıyım. Belki de Ona duygusunu arıyor çocuk o tepkiyi verirken. belki de o duyguyu da bilmiyor. O duyguyu da bilmiyor. Çok doğru. Hangi Tanımlayamıyor o belki de. duyguyu da bilmiyor. O yüzden mesela çocukla iletişim kuracakken mutlaka olasılık ekleri, duygu kelimelerinden önce mutlaka olasılık ekleri kullanmak lazım. İstersen nezaket kelime kalıbını mutlaka çocukluktan itibaren çocukla konuşmayı konuşurken mutlaka kullanmak lazım. İstersen. İstersen şöyle yapalım mı? Şimdi bazı anne babalar burada şey yapıyorlar, tereddüte düşüyorlar. Çocuk istemiyorum derse, istemiyorum derse, istersen diye söyledim, çocuk istemiyorsam derse. Bu bir nezaket kalıbıdır. Bu bir şey değil. Bunu mu istersin, şunu mu istersin değil. Mesela bir yere gittik, bir restoranta gittik. Örneğin garson bize yol gösterecek. İsterseniz beni takip edebilirsiniz diye söylüyor. Şunu diyebiliyor muyuz biz? Hayır, ben istemiyorum demiyoruz herhalde. İstersen bir Evet. nezaket kalıbıdır ve Evet. çocuğu yumuşatan ve direncini kıran bir kelime kalıbıdır. Bu eşler için de geçerli. Sadece çocukla ebeveyn arasındaki ilişkide değil. Neyi öngörüyoruz yine orada? Eşin kendisini iyi hissettiği, iyi hissetmesini sağlayacak konuşmayı öğrenmek ya da bir insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayacak kelimeler kullanmayı öğrenmek, cümle dizilişlerini ona Doğru. ait olarak değiştirmeye çalışmak. Ya da ona bir irade Ben alanı bazen bıraktığımızı ifade ediyor da olabilir miyiz hocam? Yani o irade sadece bize ait değil, senin de bu ortak hayatta iraden varı aslında alt metin olarak veriyoruz. Değil mi böyle tabii yaparak? saygı değer. Bunlar kaliteli kelimeler. Bunlar kaliteli kelimeler. Karşı tarafta uyandırdığı duygular var. O duyguları hani şu cümle içerisinde söylemeye çalışıyorum. Kendisini iyi hissettirecek. Ortak alan, ona alan verdiğimiz iyi hissettiriyor. Ona bir irade kullanma pozisyonu verdiğimiz bu cümleyle iyi hissettiriyor. Kökeninde ne var?
kendisini iyi hissettirecek kelimeleri bulmak, kendisini iyi hissettirecek cümle kalıplarını kullanmayı öğrenmek. Aslında hani olmuş olsa da keşke hani evli çiftlere konuşmayı öğretmekle ya, ilgili bir ya. Eğitim düzenlense. Ah. Ve karı koca birlikte katılmış olsa. Ya. Biz şimdilerde ya. Atölyeler düzenlemeye çalışıyoruz. İşte mahremiyet eğitimi sizinle konuştuğumuz o evet. atölye birisini düzenledik, ikisini ve bunu götüreceğiz. Ücretsiz de yapmaya çalışıyoruz bu mahremiyet eğitimi atölyelerini. Mesela benzer bir atölye eş ile konuşmayı öğrenmek mesela. Eş ile harika. Ya da iletişim, konuşmayı öğrenme atölyesi. Çocukla iletişim, çocukla konuşmayı öğrenmek. Buna ihtiyacımız var mı? Ben 52 yaşındayım. Hala konuşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Eşimle konuşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bir durum geliştiğinde mesela ona o iradeyi bırakabilmek için ve ona kendisini kötü hissettirmemek için mesela şu konuşma kalıbını kullanmaya çalışıyorum. Mesela sadece öğrenmek için soruyorum. Şunu söylerken şu duyguyu yaşayarak mı söyledin yoksa şu duyguyu yaşayarak mı söyledin? Eleştirel olarak değil ama sadece öğrenmek için. Harika. Mesela, sadece harika. Öğrenmek için cümle kalıbını kullanmaya çalışmak. Kendimizi savunma dili, eleştiri dilini bırakmış olmak. Yargılayıcı dili bırakmış olmak. Sen diye evet. başlamamak değil mi hocam? Tabii cümleler sen diye başlanmaz. Kötü. Mesela İngilizce'de enteresan bir şey vardır. Yazılmamış bir kural vardır. İki kişiden bahsedecekseniz I and you diye mesela söyleyemezsiniz. You and I diye söylersiniz. Ya da işte Ayşe ve ben diyecekken ben ve Ayşe diyemezsiniz. I and Ayşe diyemezsiniz. Önce diğerine I kelimesiyle başlanmaz cümleler mesela. Mümkün olduğunca sen anladım. Kelimesiyle de başlanmaz mesela. Suçlayacak kelimedir. Sen bunu yaptın. Yargılamadan, suçlamadan, hesap sormadan, bu kelime kalıplarını şeyden çıkartmak. Çocukken belki bize böyle hitap edilmiş olabilir ama dilimizi temizlemiş olmak aslında. Yeni bir konuşma dili geliştirmek için gerekirse cümleler okumaya çalışmak. Bu yüzden edebi metinler, bu yüzden okumalar, cümleler geliştirecektir. Yoksa ilkel bir dille kalacağız. İlkel bir dille kalacağız. Tamamen katılıyorum size. Ben bazen danışanlarımla karşılaştığımda bana mesela şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki hocam ben eşimle konuşabiliyorum artık. Ne bana güzel. Bana o kadar anlamlı geliyor ki. Yani önceden konuşmayı bilmiyor muydun sen? Değil. Bu başka bir şey. Ben artık eşimle konuşuyorum hocam. Enteresan bir cümle. Yani iletişim kurabiliyorum demek istiyor değil mi hocam aslında? Onu anlayabilecek cümleleri kullanabiliyorum. Ya. Ona kendini iyi hissettirebilecek cümleler kullanabiliyorum. Duygularımızı ifade ederek cümleler kurabiliyorum. Mesela evin içerisinde bir can sıkıcı olay oldu. Diyelim ki adamcağız geç kaldı, bir yere gitmişti, gelmedi. Şimdi kadına bakıyoruz, koltuğa çekilmiş, oraya oturmuş telefonuyla böyle sinirli sinirli oyun oynuyor. Bir şeyler yapıyor telefonunda, sosyal medyayı inceliyor. Adam böyle baktı, yani ne yapıyorsun, ne yapacağım? Telefonla oynuyorum. Öyle dedi, takılmayayım ben ise dedi, içeriye girdi. Gerilim büyük. Tabii içeriye girdi. En iyisi takılmayayım buna dedi. Gitti içeriye yattı ondan sonra da. Şimdi mesela burada hanımefendiye soruyoruz. Diyor ki benim canımın sıkkın olduğunu normalde anlamış olması lazım. Benim niye canımın sıkıldığını anlamış olması lazım. Bir de içeriye giriyor diyor ki niye canın sıkkın, suratın niye asık? Bilmiyor musun sen? Hayır, işte konuşmayı öğrenmek şuradan itibaren başlıyor. Duygularımızı davranışlarımızla ifade etmeyi bırakıp duygularımızı sözel ifadeyle ifade etmeyle yer değiştirmeye aslında biz gelişimin, kaliteli yaşamın bir adımı olarak görüyoruz. Evet. Şimdi bu hanımefendi ne yapıyordu? Duygularını davranışıyla ifade ediyordu. Surat asmıştı. Şu şekliyle benim bir duygum var. Bu duyguyu davranışla ifade ediyorum. Yani sosyal medya diliyle atar gider değil mi hocam? Atar yapıyor. Evet, atar yapıyor.
Halbuki bu bir düşük farkındalıklı bir iletişim. Düşük Evet. farkındalıklı. Halbuki şuna ihtiyaç var. İçinde öyle geliyor olsa da aslında ilgilenmemek, onu cezalandırmak gibi bir yöneliş içerisinde hissetmiş olsan da şuna ihtiyaç var. Konuşmayı öğrenmek şu demek aslında. Sevgili eşim, sen saat 10'da geleceğini söylemiştin. Ben ona kadar bekledim. Biraz yoruldum. Yalnız kaldım. Kendimi iyi hissetmedim. Haber de Üzüldüm. alamadım. Haber de alamadım. Kendimi iyi hissetmedim. Cümlesi karşı tarafa eğer geçmişse, o da kendisini suçlu hissetmiyorsa, eğer suçlu hissetmeyecek bir psikolojik sağlamlık içerisindeyse, evet doğru söylüyorsun. Galiba sana kendini kötü hissettirdim, öyle değil mi hayatım? Evet. Beni bağışlar mısın? Telefon etmeyi ihmal ettim. Sana bu akşamın bir saatini örneğin huzursuzlukla geçirttirdim. Bunu fark ediyorum. Sarılmak ister misin bana bir? Evet, sarılmak istiyorum. Şimdi mesela burada ne var? Birisi duygusunu ifade ediyor. Evet. Diğeri de onun o duygusunu anlıyor. Sana bir saatini huzursuzluk içerisinde geçirdiğimi hissediyorum, fark ediyorum. Beni bağışlar mısın? Hocam bir şey sorabilir miyim? Ama mantık olarak o olay oraya gelmeden önce, yani onda eve gelmesi beklenen, önceden bu konuşulmuş olan bir bey haber verip de eşine ben gecikeceğim demesi gerekmiyor mu? Yani orada o kadının suratlı ve atarlı, deyim yerindeyse, davranmasına sebebiyet verme halini ortadan kaldırmak birinci planda erkeğe düşmüyor mu? Şöyle tabii ki yani eğer mesela bir evlilik bir birlikte yaşama becerisidir. Bir birlikte Evet. yaşama becerisi. Bu beceriye sahip olmayan birisi birlikte yaşadığı kişiye zarar verir. Bir beceridir evlilik. Hani rastgele bir ilişki dizini değil, bir beceri. Eğer eşine söylemişsen saat 10'da ben eve geleceğim diye söylemişsen, eğer onu gecikecekse mutlaka birlikte yaşadığın kişinin saati, geri kalan saatini planlayabilmesi, seni Evet. beklemesini, duygusunu bekletmesini planlayabilmesi için haberdar etmen lazım. Tabii. Sevgili eşim 10 diye düşünmüştüm Konuştuk ancak ama. eşimi yetiştiremediğimi görüyorum. Saat 11 olacak galiba. Belki de birazcık daha gecikeceğim. Acaba nasıl yapsam ki? Diyelim ki telefon etmedi ama telefon etmemiş olmak bu hanımefendinin surat asmış olmasını gerektirmiyor. Orada sözel ifadeyi kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Yani ben kendimi iyi hissetmedim. Bir saat huzursuz ama bunu cezalandırıcı bir şekliyle, aşağılar bir şekliyle değil. Onu kendisini savunmaya itecek bir vaziyette değil. Sadece duygusunu ifade etmek. Sadece Saf. duygusunu, sadece duygusunu ifade etmek. O karşıdaki kişi de onun o duygusunu anlayabilmiş olması. Karşıdaki kişi de onun o duygusunu anlayabilmiş olması. Bu çocuk için de geçerli. Yetişkin için de geçerli. Aslında biraz önce söylediğim cümleyi tekrar edeceğim ama Buyurun. yani konuşmayı öğrenmek bir evlilik için en önemli yetenek. Yani ikinci sırada ne var? Konuşmayı öğrenmek var. Üçüncü sırada ne var? Konuşmayı Çok öğrenmek doğru. var. Çok doğru. Çocukla iletişimde de öyle. İster ergen olsun, ister küçük yaştaki bir çocuk olsun, çocukla konuşmayı öğrenmek. Çok doğru. Çocuğa erişebileceğimiz yegane aracımız nedir? Konuşmak, yani onu İletişim. anlamak, iletişim. İletişim, çocuğa erişebileceğimiz, çocuğun duygusuna erişebileceğimiz başka bir aracımız yok. Elimize bir çubuk alıp da böyle kalbine değdirmiyoruz. Biraz elektrik verip bir şey yapmıyoruz ya. Kelimeler vasıtasıyla çocuğa ulaşıyoruz. Ağzımızdan çıkan cümle çocuğa erişmeyi sağlıyor. Eğer bu cümle can yakıcı cümle ise, çocuğa kendisini kötü hissettirici cümle ise, çocuğun insan olduğunu bilerek hareket edecek olursa, kötü hissettiyse de çocuk kendini kapatır. Bu kadar. Evet. Her insan kendini kapatır. Şimdi burada nereye geldik aslında? Şuradan yola çıktık. Mantıksal kurgusu anlamlı bulduğu bir davranış modelini benimseyebilmesi için çocuğun konuşmalar dizini içerisinde çocuğun getirdiği, anlamlandırmaya çalıştığı, peki anne o zaman bu böyle mi diye sorduğu şeyi biraz önceki sorulmuş soru gibi deli misin sen? Yani neyle uğraşıyorsun senin ötesinde bir gün, 2 gün, 3 gün o sorusunun cevabını bulup deyip o Lego'nun parçasını oraya takmasına izin verip
sonra onun da rahatlayıp yoluna devam ettirmesini sağlamamız lazım.